Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Fizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersi ile ilgili bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Küçük bir hatırlatma. Videomuzun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. X veya iletken paralel levhaları. Elektromotor kuvveti E olan üretece şekildeki gibi bağlandığında levhalarda Q kadar yük birikiyor. Buna göre Y levhası 1, 2 ve 3 yönlerinde ayrı ayrı çekilirse hangisinde Q yükü azalır şeklinde bir soru sorulmuş. Levhayı bir yönde çekecek olursam X levhasının karşısında bulunan Y levhasının önceki konumu şekildeki gibiydi. Şekilde olduğu gibi. Bunu biraz daha yukarılara doğru şöyle çekecek olursam. X ve Y'nin karşılıklı bulunduğu kısımlar şurası olur. Dolayısıyla X ve Y levhasının birbirlerini karşılıklı olarak gördükleri kısım azalır. Yani A azalmış olur. Sağcın sağsının formülü C eşittir. E A bölü D şeklinde verilmişti. Bu durumda A azalırsa C de azalmış oluyor. Tekrar ifade edeyim. Levhaların yani X ve Y levhalarının birbirlerini görmüş olacağı şu karşılıklı alan azalmış oldu. Evet X ve Y levhalarının birbirlerini görmüş olduğu şu karşılıklı alan azalmış oldu. Yani birbirlerinin neredeyse yarısını gördükleri için şurası saç olmuş olacaktır. A azalınca C azaldı. Peki yük azalır mı? Yük de şu ifadeyle bulunur. Q eşittir C çarpı V'dir. Ve zaten sağcın uçlar arasındaki gerilimdir ki bu gerilim de E'ye eşittir ve bu sabittir. Dolayısıyla sağcın uçlar arasındaki gerilim E'ye eşit olmalı. Yani ve sabit. Peki C azalınca Q'da azalmaz mı? Elbette ki azalmış olur. Q da azalmış oldu. Bu durumda evet 1 olur. Bir aradım cevaplardan biri oldu. Levhamızı Y levhasını 2 yönünde çekecek olursak 2 levha arası uzaklık D kadardı. Evet Y levhasını X'e biraz daha yaklaştırırsak yani iki yönünde hareket ettirecek olursak bu durumda levhalar birbirlerine yaklaşacak. Yani levhalar arasındaki uzaklık azalmış olacaktır. Yine C eşittir. E, A bölü D formülünden D azalırsa C de tersine artmış olmalıdır. Yükümüzü nasıl bulacağız? Yükümüzü de Q eşittir C çarpı V formüle bulmuş olmalıyız. Evet, D azalınca C artıyordu. V zaten elektromotor kuvvetinin değeriydi. V sabitti. C artından yük de artmış olmalı. İki aradım cevaplardan biri olmadı. Bir aradım bir cevaptı. Peki 3'e bakmış olayım. 3 tam tersine x ve y levhası birbirinden ayrılıyorlar. Y levhasını x'ten uzaklaştırınca böylelikle x ve y levhası arasındaki mesafeyi arttırmış oluyorum. D artıyor. Peki sağcının sağasının değeri ne olur? C eşittir E A bölü D formülünden D artınca C de azalmış olmalıdır. Yükü de şu ifadeyle yine bulalım. Q eşittir C çarpı V'di. V Ve zaten sabitti. C azalacağından yük de azalmış olmalı. 3 de aradığım cevaplardan biri olur. Hem 1 hem de 3'ün birlikte bulunduğu seçenek D de yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.